Cümleten selamünaleyküm gençler. Bu dersimizde 5. sınıf kuvvetin ölçülmesi ve sürtünmeyi 25 soru eşliğinde tekrar edeceğiz gençler. Hadi başlayalım. Kuvvet neydi gençler? Onu bir hatırlayalım. Kuvvet cismin hızını, şeklini, yönünü değiştiren etkiye kuvvet diyorduk. Ne ile ölçülüyordu? Dinamometre ile ölçülüyordu. Birimi neydi gençler? Newton'du. Kuvvetin ne olduğunu hatırladığınıza göre gençler hemen 1. sorudan başlayalım. Görsellerde Emre'nin gün içinde yaptığı bazı faaliyetler verilmiştir. Buna göre Emre numaralı faaliyetlerden hangilerinde cisimlere kuvvet uygulamıştır? Hemen bakalım gençler. Birincide ne var gençler? Şurada cismin yönünü değiştiriyor değil mi gençler? Yani şu şekil büküyor. Buradan su akıyor. Kuvvet uygulamış mıdır? Evet uygulamıştır. İkiye bakalım gençler. Kapının ilk hali neresi gençler? Şurada. Kapıyı kenara doğru çekiyor. Kuvvet uygulamış mıdır? Evet uygulamıştır. 3'e bakalım, topa bir kuvvet uyguluyor. Nasıl bir kuvvet uyguluyor? Topun hızını ve yönünü değiştiriyor. 4'e bakalım gençler. Bir cismin şeklini, hızını, yönünü değiştiren bir etki var mı gençler? Yok. Onun için kuvvet uygulamamıştır 4. şekilde. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Soru 2. Gamze yerde fark etmediği meyve suyu kutusunun üzerine basmış ve şekildeki hale geldiğini görmüştür. Gamze'nin yaşadığı durumla ilgili olarak yorumlardan hangileri doğrudur? Resimde ne var gençler? Şekli değişmiş bir meyve suyu kutusu var. İlk şekli nasıldı gençler? Şu şekilde bir şekli vardı. Gamze üstüne basıyor ve şekli bu hale getiriyor. Şimdi bakalım bire hemen. Gamze meyve suyu kutusuna kuvvet uygulamıştır. Doğru mudur? Doğrudur. 2'ye bakalım. Uygulanan kuvvet sonucu kutunun şekli değişmiştir. Doğru mudur? Doğrudur. 3'e bakalım. Kutunun şeklinin değişmesine kuvvetin etkisi yoktur demiş. Hayır, kuvvetin etkisi vardır gençler. Cevabımız 1 ve 2. Bursa şıkkı. Tabloda günlük hayatta yaşanan olaylardan bir kısmı yer almaktadır. Tablodaki olaylardan kuvvetin etkisiyle meydana gelenler maviye boyanırsa tablo görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Hemen bakalım gençler. Gemilerin hareket etmesi neydi? Cismi hareket ettirme vardı. Olur mu? Olur gençler. Rüzgarın yaprakları sürüklemesi var mıdır gençler? Hareket yine var. Vardır. Havaya atılan cismin yere düşmesi var mıdır gençler? Vardır. Mıknatısın bazı cisimleri çekmesi var mıdır gençler? Vardır. O zaman cevabımız Ceyhan şıkkı oluyor. Soru 4. Mendonus da tuğlanın yere ne kadar kuvvet uyguladığını öğrenmek istiyor. Buna göre Mendonus da amacına ulaşmak için aşağıdaki araçlardan hangisini kullanmalıdır? A'ya bakalım hemen gençler. Dereceli silindir var gençler. Dereceli silindir neyi ölçer? Sıvının hacmini ölçer değil mi? Sıvının hacmini ölçer. Metre neyi ölçer gençler? Uzunluğu ölçer. Cetvel neyi ölçer? Bu da uzunluğu ölçer. Dinamometre ise kuvveti ölçer. Cevabımız Denizli şıkkı. Hadi diğer soruya bakalım gençler. Soru 5. Görselde aynı maddeden yapılmış farklı kalınlıkta yayların ucuna özdeş cisimleri asan Eray yaylardaki uzama miktarını kaydetmiştir. Eray'ın kaydettiği uzama miktarları hangi seçenekte verilenler olabilir demiş gençler bize. Şimdi yayın kalınlığı artarsa nedir gençler? Uzama miktarı azalır. O zaman en ince yay neresi gençler? D harfindeki yaydır. O zaman uzama miktarı en fazla olan D harfidir. Daha sonra nedir? Uzama miktarı en fazla olan L'dir. Buraya 1 diyelim, buraya 2 diyelim. Daha sonra M'dir. Şimdi hepsi eşit demiş. Hayır, hepsi eşit değildir. En az D demiş. Hayır, bu da değildir. En fazla D demiş, sonra L demiş, sonra M demiş. Doğru mudur? Doğrudur. Burada da en fazla M demiş. Doğru mudur? Hayır, doğru değildir. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Soru 6. Özdeş dinamometrelere K ve L cisimleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibi asılmıştır. Şekil 1'deki dinamometre 3 Newton'u gösterdiğine göre, şurası 3 Newton'u gösteriyormuş gençler. Şekil 2'deki L cisminin dinamometre uyguladığı kuvvet kaç Newton'dur? Şu birimler eşitti gösterdiği birimler. Yani şurası 3 Newton'sa şurası da 3 Newton. Tamam mı? Şurası da 3 Newton. Şurası da 3 Newton. Kaç Newton gösteriyor gençler şurası? O zaman 3 çarpı 4'ten 4 birim var. 12 Newton'u gösterir değil mi gençler? 12 Newton'u gösterir. Cevabımız o zaman Ceyhan şıkkı.
Soru 7. Gözde elindeki 50 N'luk yükün uygulayacağı kuvveti pirometre yardımıyla ölçmek istiyor. Elinde 50 N uygulayacak bir yük varmış. Aşağıda ölçebilecekleri en fazla kuvvet değerleri verilen pirometrelerden hangisi gözlerin yükünü ölçmek için uygundur? Eğer 50 N'luk yükün kuvvetini ölçmek istiyorsa o zaman bu 50 N'dan büyük olması lazım. 30-50'den büyük mü? Hayır. 40-50'den büyük mü? Hayır. 45-50'den büyük mü? Hayır. 60-50'den büyük mü? Evet, 50'den büyük. O zaman cevabımız Denizli şıkkı. Soru 8. Tabloda kuvvet uygulanan numaralandırılmış cisimlerde meydana gelen değişimler verilmiştir. Tablodaki cisimlerle ilgili öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır demiş bize. Hemen ailine bakalım. Kuvvet 1 numaralı cismi yavaşlatmış. Evet. Hareket yönünü değiştirmiştir. Evet, değiştirmiş. O zaman aynen doğru. Ahmet'e bakalım. Kuvvet 2 numaralı cismi hızlandırmış. Hareket yönünü değiştirmiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Ahmet de doğru. Esnem'e bakalım. 3 numaralı cisme kuvvet uygulanmamış olabilir. Olabilir mi? Cisim duruyor. Şekil değişikliği yok. Hareket yok. Olabilir mi? Olabilir. Emrah'a bakalım. Kuvvet 4 numaralı cismi hızlandırmış. Evet, hızlandırmış. Hareket yönünü değiştirmiştir. Hayır, hareket yönünü değiştirmemiştir. Emrah'ın yorumu yanlıştır. Cevabımız Denizli şıkkıdır gençler. Hadi ya soruya bakalım. Soru 9 gençler. Görselde M ve N cisimlerinin özdeş nometrelere uyguladığı kuvvetler verilmiştir. Buna göre M ve N cisimleri beraber aynı nometreye bağlanırsa nometrede okunan değer kaç N olur? Bakın, özdeş nometre diyorsa o zaman şuradaki birimler eşittir. Tamam mı gençler? Eğer özdeş diyorsa, özdeş nometre diyorsa soruda şuradaki birimlerin değerleri eşittir birbirine. O zaman değeri kaçtır gençler bir birimin? 10'dur. Burası yine 10'dur. Yani 10, 10, 10'dur. Tek değer 10'dur. Yani şurası 10'dur. Şimdi aynı özdeş bir dinometre bağlansa ne olur gençler? Birisi 20'ymiş, birisi 30'muş. O zaman cevabımız, toplarız gençler bunu direkt, 50 olur. Tamam mı? Eğer özdeş diyorsa şuradaki aralıklar eşittir. Yine özdeş diyorsa, yani bağlandıkları yerlerde toplarız, tamam mı? Eğer özdeş diyorsa şuradaki birimler eşittir ve tek bir dinometre bağlanırsa da çıkan sonuçları toplarız. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 10. Aşağıdaki grafikte uygulanan bir yaydaki uzama miktarları gösterilmiştir. Aynı yaya 50 N'luk kuvvet uygulandığında yaydaki uzama miktarı kaç santimetre olur? Hemen bakalım gençlere bakın. Uygulanan kuvvet onu gösteriyor. Uzama miktarı 2. O zaman nedir gençler? Burası 5'tir. Uygulanan kuvvet 20, uzama miktarı 4. Kaçtır gençler? Burası 5'tir. Uygulanan kuvvet 30, uzama miktarı 6. Burası kaçtır gençler? 5'tir. 50 uygulanırsa ne olur gençler? Yani şuraya 50 dersek, şöyle gelirse, burası yine 5 olacak gençler. 50 bölü 5'ten kaçtır gençler? 10'dur. Cevabımız Bursa şıkkı. Soru 11. Turbo görseldeki labirentte ok yönünde ilerleyerek karşısına çıkan soruların cevaplarının yer aldığı yönleri takip ederek çıkışa ulaşmaya çalışıyor. Turbo karşısına çıkan bütün soruları doğru cevaplandırdığına göre hangi çıkışa ulaşmıştır? Hemen bakalım gençler. Turbo devam ediyor burada. Birinci soru. Ne gençler birinci soru? Kuvveti ölçen alete ne denir? Kuvveti ölçen alete ne denir gençler? Dinamometre denir. O zaman turbo bu şekilde devam edecek. Soru 2. Kuvvetin birimi nedir gençler? Kuvvetin birimi Newton'dur. O zaman R çıkışı. Ama biz diğer sorulara da bakalım. Kuvvetin uygulandığında şekli değiştiren, uygulanan kuvvet ortadan kalkınca eski haline dönen cisimlere ne ad verir gençler? Esnek cisimler denir. Soru 4'e bakalım gençler. Kuvvetin birimi hangi sembol ile gösterilir? Hangi sembol ile gösterilir gençler? N sembolü ile gösterilir. Açılımı neydi gençler? Newton idi. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 12. Elif ablası Eylül'ün çantasını yerden almaya çalışmış ancak kaldıramamıştır. Elif ablası Eylül'ün çantasını yerden kaldırmaya çalışmış ancak kaldıramamış.
Eylül ise aynı çantayı kolayca yerden kaldırmıştır. Eylül ise aynı çantayı kolayca yerden kaldırmıştır. Elif ve Eylül'ün çantaya uyguladıkları kuvvetler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? O zaman nedir gençler? Elif kaldıramadıysa Elif'in uyguladığı kuvvet daha küçüktür. Eylül kaldırdıysa Eylül'ün uyguladığı kuvvet daha büyüktür. Hemen bakalım. Eşit midir? Hayır, eşit değildir. Elif'inki daha büyük müdür? Hayır. Eylül'ünki daha büyük olacaktı. Bu da olmaz. Eylül'ünki büyük, Elif'inki küçük. Doğru mudur? Doğrudur. Bu da eşit demiş olamaz. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 13. Burhan kaç isminin dinamometreye uyguladığı kuvveti şekil 1'deki gibi 5 N ölçmüştür. Kaç cismini 5 N ölçmüş. Burhan dinamometreye şekil 2'deki gibi K cismiyle özdeş iki cisim daha asarsa dinamometrenin gösterdiği değer kaç N olur? K kaçtı gençler? 5'ti. Özdeş diyor, o zaman bunlar da 5. Toplamı kaç olur gençler? 5 çarpı 3'ten 15 olur değil mi gençler? Şekil 2'deki dinamometrenin ölçeceği değer 15 N olur. Cevabımız Bursa şıkkı. Soru 14. Görselde ölçüm kapasitesi verilen dinamometre ile Ümit ve Rabia ellerinde bulunan cisimlerin uygulayacağı kuvvetleri ölçmek istiyor. Buna göre Ümit ve Rabia'nın elindeki cisimlerin uyguladıkları kuvvetler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ümit elindeki cismin uyguladığı kuvveti ölçebilirken, yani elinden küçük olması değil mi gençler? Elinden küçük olması gerekiyor. Ümit'in elindeki cisim. Rabia elindeki cismin uyguladığı kuvveti dinamometrenin esnekliğini bozduğu için ölçemiyor. Rabia ise 50'den büyük olması lazım. Esnekliğini bozuyormuş çünkü. Ümit'in değerlerine bakalım gençler. 50'den küçük hangi değerler var? Ümit'te 30'lar var. Rabia 50'den büyük olması gerekiyor. O zaman eledik, eledik. Hangi şık oluyor gençler? Ceyhan şıkkı oluyor. Soru 15. 3 adet madeni parayı paket dağısına bağlayan Yağız, paket dağısının 3000 uzadığını gözlemliyor. Buna göre Yağız, madeni paraların üzerine 2 tane daha madeni para eklerse paket dağısı kaç birim uzar? Lastik yeterince esnek ve uzundur demiş bize. Onun için şekil yapalım gençler. En basit yöntem. 3 adet varmış. 3 birim uzamış. Yani 1 adet de 1 birim uzar değil mi gençler? 1 birim uzar. Bakın 3 adet madeni para varmış, 3 birim uzamış. O zaman 1 adedinde kaç birim uzar? 1 birim uzar. Bize ne demiş? 2 tane daha madeni para eklemiş. Yani 5 tane olmuş. Kaç birim uzar gençler? 5 birim uzar değil mi gençler? 5 birim uzar. 1'de 1 birim uzuyorsa 5'te 5 birim uzar. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 16. Aşağıda en fazla ölçebilecek kuvvet değerleri verilen 10 eşit bölmeli dinamometreler ve uygulayacakları kuvvet değerleri üzerinde yazan cisimler yer almaktadır. Dinamometrelerin yapısında yaylar aynı maddeden yapıldığına göre aşağıdaki seçeneklerde verilen yorumlardan hangisi yanlıştır demiş bakın. Hepsi kaç parçadan oluşuyormuş? 10 eşit parçadan. Burası da 10. Burası da 10. Yani hepsi, şu dinamometrelerin hepsi 10 eşit parçadan oluşuyormuş. Hemen bakalım gençler şıklara. P cismi 3 numaralı cisme. P neresi burası? 3 numaralı dinamometre asılırsa dinamometre 2 birim uzar. 3 numaralı neresi gençler? Burası. 2 birim uzar. Evet, 2 birim uzar. Neden 2 birim uzar? Bakın. Şunu 50 değil de 100 olsaydı kaç birim uzardı gençler? Bakın. Her biri kaç parça olurdu? Şu şekilde yapalım. En basit yöntemle anlamanız için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi o zaman her biri 10 olurdu değil mi gençler? 10 olurdu, toplamı 100 olurdu. Yani 1 birim uzardı. Eğer 50 ise, yani bunun yarısıysa 2 birim uzar. A şıkkımız doğru. B'ye bakalım. R cismi şurası 4 numaralı dinamometre asılırsa dinamometre 5 birim uzar. 4 numaralı neresi burası? 50 N'lık ölçebileceği 100 N'lık dinamometre bağlarsak 5 birim uzar. Her birim kaçtı? 10'du. 50 bölü 10'dan 5 değil mi gençler? 5 birim uzar. Bu da doğrudur. C'ye bakalım.
S cismi 1 numaralı diyometreye asılırsa, S cismi 1 numaralı diyometreye asılırsa diyometre 5 birim uzar. Doğru mudur? Doğrudur gençler. Bakın 5 Newton onun nedir? Yarısıdır. Yani 5 birim uzuyormuş bu da. Bu da doğrudur. Mesela diğer örnekte 10'a ayırmıştık. Burada da 1 ayrım mesela gençler. Her birine 1 Newton deyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her birine 1 dersek mesela 5, 5. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Yani şurası toplam 10. Kaç birim uzadı gençler? 5 birim uzadı. Doğru mudur? Doğrudur. C de doğru. D'ye bakalım. T cismi, yani şu cisim, 2 numaralı diyometre asılırsa diyometre 2 birim uzar. Kaç birim ölçüyormuş gençler? 20 Newtonluk ağırlığı ölçüyormuş. Doğru mudur? Hayır, doğru değildir gençler. 2 birim uzamaz. Hepsi uzar. Tamamen uzar yani. 2 birim uzamaz. Tamamen uzar gençler. Cevabımız Denizli şıkkı. Soru 17. Aşağıdaki grafikte aynı kuvvetler uygulanan farklı diyometrelerdeki uzama miktarları gösterilmiştir. Diyometrelerin yapısındaki yaylar aynı maddeden yapıldığına göre diyometrelerdeki yayların kalınlıkları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Önceki sorularımızda vardı gençler buna benzer soru. Hemen bakalım. En fazla uzama hangisinde? T'de değil mi? O zaman T ince olacak değil mi? İnce. En az uzama nerede? R'de. O da çok kalın olacak. Çok kalın. O zaman B ise kalın olacak. Hangi şıkta var gençler bakalım hemen. T ince olacak. R çok kalın olacak. B ise kalın olacak. Cevabımız Denizli şıkkı. Soru 18. Fatih sürtünme kuvvetinin yararları ve zararları hakkında bir tablo hazırlamıştır. Öğretmeni Fatih'e tabloda hata yaptığını ve düzeltmesini söyler. Buna göre Fatih kaç numaralı ifadelerin yerlerini değiştirirse hatasını düzeltmiş olur. Hemen bakalım gençler. Araçların frene basılınca durmasını sağlar. Yararlı mıdır? Evet, yararlıdır. Zararlısına bakalım. Sürtünen yüzeyler arasında ısınmaya sebep olur. Zararlı mıdır? Evet, zararlıdır. İkiye bakalım hemen. Canlıların rahatça yürüyebilmelerini sağlar. Yararlıdır. Aşınmaya sebep olur. Zararlıdır. Hareketi zorlaştırır ve engeller. Zararlıdır. Yazı yazmamızı sağlar. Yararlıdır. Cisimler bulunduğu yerde rahatça durabilir. Yararlıdır. Motorlu taşıtlar daha fazla yakıt tüketir. Zararlıdır. O zaman cevabımız Ceyhan şıkkı gençler. Soru 19. Özdeş, oyuncak arabalar eşit yüksekteki farklı yüzeylerden aynı anda bırakılıyor. Buna göre arabaların yüzeylerde ilerleme mesafelerinin sıralaması hangisi şekli gibi olur? Sürtünme hangisinde daha azsa ilerleme onda daha fazladır değil mi gençler? O zaman bakalım yüzeylere. En büyük nedir? Fayanslıdır. Ondan sonra tahta, ondan sonra topraktır. Yani fayans var. Ondan sonra tahtaydı. Ondan sonra toprak. Cevabımız Denizli şıkkı. Soru 20. İsimleri verilen araçlarla ilgili bir sınıflandırma yapılacaktır. Verilen araçların hava ve su direncinden etkilenme durumları için hangi sınıflandırma doğrudur? Şimdi hava direncinden en az etkilenecek şekilde tasarlananlar hangisidir gençler? Uçak vardır. Roket vardır. Otomobil vardır gençler. Uçak, roket, otomobil. Paraşüt nedir gençler? Havacından daha en fazla şekilde olur. Fazla şekilde olur. Şimdi su direncine bakalım hemen gençler. Su direncinden az etkilenecek şekilde tasarlananlar nedir gençler? Gemi vardır. Geminin ucu sivri olduğu için gemi vardır. Teknik küre demiş gençler. Teknik küre olur mu? Hayır, olmaz. Teknik küre fazla olur değil mi gençler? Fazla şekilde etkilenecek şekilde. Yani nedir gençler? Teknik küre şu şekil yapalım. Şurası kalındır değil mi gençler? Biraz daha geniştir. Su direncinden fazla etkilenecek şekilde tasarlanmıştır. Cevabımız Denizli şıkkı. Paraşüt neden fazladır gençler? Havada kalma süresini artırmak için hava direncinden fazla şekilde etkilenecek şekilde tasarlanmıştır. Yani şu şekil yapalım paraşütü de. Değil mi gençler? Şurası şöyle yapsak. Şurası geniştir değil mi gençler? Daha hava direncinden fazla etkileyecek şekilde tasarlanmıştı paraşüt. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 21.
Grafikte P, R ve S yüzeylerindeki sürtünme miktarları gösterilmiştir. Verilen yüzeylerde aynı top eşit kuvvetler uygulanarak itildiğinde toplanın zeminlerde ilerleme mesafeleri ile ilgili hangi sıralama doğrudur? Şimdi gençler, sürtünme kuvvetiyle hareket neydi? Ters orantılıydı değil mi gençler? Sürtünme kuvveti artarsa hareket azalırdı. Şimdi sürtünme kuvveti hangisinde en fazla? S'de en fazla. O zaman hareket en az hangisidir? S'dir değil mi gençler? Hemen bakalım gençler. Eledik, eledik. Daha sonra hangisinde daha fazla? P'de daha fazla. Eledik. En az hangisinde? R'de. O zaman R büyüktür. P büyüktür. S'dir. Cevabımız Adana şıkkı. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 22. Yolcu uçakları havadayken iniş takımlarını kapatır. Ancak iniş sırasında iniş takımları açılır ve tekerler yere temas eder. Uçak bir müddet bu şekilde gider ve durur. Uçaklarda meydana gelen bu iki durum ile ilgili hangi öğrencilerin yorumu doğrudur? Hemen bakalım gençler. Ayşe'ye. Her iki durumda da uçağın hareketine zıt yönde etki eden kuvvet vardır. Doğru mudur? Doğrudur gençler. Bu kuvvetler nelerdir? Hava direnci, G ve sürtünme kuvvetidir değil mi gençler? Sürtünme kuvvetidir. Hava direnci nedir gençler? Bir cismin havadayken o cismi etkileyen zıt yöndeki sürtünme kuvvetine denir. Esma'ya bakalım hemen. Uçak yerdeyken uçağa sadece hava direnci etkiler. Doğru mudur? Hayır gençler, doğru değildir. Esma'yı eledik. Ergün'e bakalım. Uçak havadayken uçağa hem hava direnci hem de zeminle temassız nedeniyle sürtünme kuvveti etki eder. Doğru mudur? Hayır, doğru değildir gençler. Ergün deledik. Cevabımız Adana şıkkı. Soru 23. Grafikte X, Y, Z ve T yüzeylerindeki sürtünme miktarları gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z ve T yüzeyleri hangi seçenekteki yüzeyler olabilir? Bazı yüzeylerin sürtünme kuvveti arasındaki sıralama toprak büyüktür, tahta büyüktür, fayans büyüktür, cam. Yani sürtünme miktarı en az olan cam olacak değil mi? Burası cam. İkincisi ise fayans olacak. Burası fayans. Üçüncüsü tahta. Dördüncüsü ise toprak. En fazla etkilenen ise topraktır. Şimdi hangi şıkta var gençler? Birincisi tahtaydı. İkincisi fayanstı. Üçüncüsü topraktı. Dördüncüsü camdı. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Soru 24. Yiğit görseldeki koliye belirtilen yönde 50 N kuvvet uygulamış ancak koliyi hareket ettirememiştir. Şu yönde 50 N'luk kuvvet uygulamış ve hareket ettirememiş. Yiğit aşağıdaki seçeneklerde verilen kuvvetlerden hangisini uygularsa koliyi hareket ettirebilir. Bu neye benziyor biliyor musun gençler? Elif ile Eylül'ün sorusuna benziyor değil mi? İki kardeş vardı. Eylül hareket ettiriyordu. Elif ise hareket ettiremiyordu soruda. Bu ona benziyor. O zaman nedir gençler? 50'den büyük olması gerekiyor değil mi gençler? Hareket ettirebilmesi için. 50'den büyük hangi şıkta var? Denizli'de var gençler. Cevabımız Denizli. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 25 ve son sorumuz gençler. Hemen bakalım sorumuza. X, Y ve Z zeminlerinde bulunan özdeş cisimler oklarla gösterilen yönlerde çekilerek hareket ettirilebilmiş. Ve özdeş birometrelerde görsellerdeki uzama miktarları gözlenmiştir. Zeminlerle ilgili soruların yer aldığı tabloda cevap kısımları boş bırakılmıştır. Tablodaki sorular hatasız bir şekilde cevaplandırıldığında boş bırakılan bölümlerin doldurulmuş hali aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi olur? Hemen bakalım gençler. Hangi yüzeylerde cismin hareketine zıt yönde etki eden bir kuvvet vardır? Bakın zıt yönde diyorsa nedir? Sürtünme kuvvetidir. Hepsinde bir şu çıkıntı oluşmuş mu? Evet, hepsinde oluşmuş. O zaman sürtünme kuvveti hepsinde vardır gençler. X, Y ve Z. Hangi yüzeylerde cismi etki eden sürtünme kuvveti en fazladır? Bakın hangisinde en fazla? Bakın 1, 2 birim var. Şurada bir küçücük bir birim daha var. Bakın bir birim var. Şurada yine küçük bir şey var. 3 birim var. Şurada küçük bir şey daha var. Hangisinde daha fazla? Z'de daha fazla. Hangi yüzeyler diğer yüzeylere göre daha pürüzlüdür? Sürtünme kuvveti nerede fazlaysa o zemin daha pürüzlü olması lazımdı değil mi gençler? O zaman sürtünme kuvveti hangisinde fazlaydı? Z zemininde fazlaydı. O zaman Z zemini daha pürüzlüdür.
Cevabımız Bursa şıkkı. Burada sorularımız bitti gençler. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın gençler.